İyi akşamlar. Haftanın son güne bakışıyla karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İBB çalışanlarıyla Saraçhane'deki binanın bahçesinde bayramlaştı. İmamoğlu, İSBAK'a müdür olarak atanan ve çok eleştirilen Bahattin Yetkin hakkında ise siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık. Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik dedi. Şimdi Medyascope muhabiri Fırat Fıstık'a bağlanacağız. Şu an telefon attığımızda Fırat Fıstık seçildiği günden bugüne İmamoğlu'nu ve İBB'deki atamaları yakından takip ediyor. Fırat Fıstık hoş geldin. Teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde de kişi kişi konuşmuştuk ama özellikle sosyal medyada Bahattin Yetkin'le alakalı eleştirilerin dozu giderek artıyor. Şuradan başlamak isterim. Neden eleştiriliyor Bahattin Yetkin? Evet, neden eleştirildiğini aslında biraz geçmişiyle açıklayabiliriz Bahattin Yetkin'in. İzleyicilerimiz için de bir bilgi, ön bilgi olmuş olur. Bahattin Yetkin 2005-2006 yılları arasında AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim. Yine 2011'de AKP Urfa Milletvekili adayı olmuş. Bunun yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Danışmanlığı yapmış. Uzun bir aslında mesleki deneyim var. Zaten bu bilgi de verilmişti. 16 yıllık bir deneyim var. Ancak bu deneyiminin büyük bir çoğunluğu da Ethem Sancar Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Asis şirketinde yapıyor Bahattin Yetkin. Ve yine AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba belediye başkanı iken belediye başkanlığı döneminde bilgi işlemde müdür olarak görev yapıyor Şanlıurfa Belediyesi'nde. Aslında bu bilgileri zaten biliyorduk, bize dün de paylaşmıştık. Ancak gündeme gelmesinin en büyük sebebi Twitter'daki paylaşımları ve Twitter'daki beğenileri. Zaten dün akşam tepkiler oluşmuştu ve Bahattin Yetkin Twitter hesabını kapattı. Neydi o tweetler? Örneğin İsmail Ağa cemaatinin paylaşımlarını beğenmesi, 8 Mart'ta ezanın ıslıklandığına yönelik bir paylaşım beğenmesi. En önemlisi de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yönelik hakaret içeren mesajları beğendiği tweetler mevcut. Yine geziciler için rakı aşkına vatanı satarlar diye bir tweet beğendiği, yine CHP zihniyeti, gerçek zihniyeti budur diye bir tweet'e beğendiği videolar mevcut. Ve bundan sonra tepkiler yoğunlaştı ve sosyal medyada çok fazla gündem oldu. Senin de belirttiğin gibi İmamoğlu'na bugün soruldu bu ve İmamoğlu'nun cevabı aslında kritik yanı şuydu. Bize geldi, bize sunuldu bu bilgiler. Bizim tercihimiz liyakat ve tecrübe üzerineydi. En kritik cümlesi de şuydu aslında. Biz de detaylı inceledik, baktık ve karar verdik dedi. Aslında bir yerde İmamoğlu arka durmuş oldu, geçiştirmedi bu soruyu. Kritik olan İki nokta var. Onlar da şu. Bu tweetler, şimdi izleyicilerimize bunları söylüyoruz ama bu tweetler çok geçmiş tweetler değil. Yani 2018'de, 2019'da 31 Mart'tan önce attığı tweetler de var örneğin. Yine beğendiği tweetler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerin olduğu tweetler var. Ancak sosyal medyada tartışılıyor. İnsanlar da yazıyor. Çoğunluğun eleştirdiği nokta bu ismin AKP'li olması, geçmişte AK Parti'yle bir bağının olması değil. Daha çok hakaret içeren tweetleri beğenmesi ve bu yönde bir refleks göstermesiydi. Önemli bir bilgi daha var. Dün de yine yayında konuşmuştuk ana haberde. O da şu. Dün isimler açıklandıktan sonra muhabirlere, gazetecilere o isimlerin biyografilerinin yer aldığı bir metin sunuldu. Ben de o metni bugün tekrar inceleme fırsatı buldum. Ama örneğin Bahattin Yetkin'in geçmişiyle ilgili, yani AKP geçmişiyle ilgili, belediyede çalıştığı durumla ilgili hiçbir bilgi yer almıyor. Ancak mesela karşılaştırırsak İstaça'da eski bir Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı olmuş Mustafa Canlı atanmıştı. Ama Mustafa Canlı'nın bütün bilgileri yer alırken Bahattin Yetkin'in geçmişte AKP'yle kurduğu ilişkiye dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Bunda da aslında şöyle yorumlanabilir. Öngördükleri yönünde bir şüphe barındırıyor bu aslında. İBB'nin de veya İmamoğlu'nun da bunu öngörerek bu şekilde bir biyografi, özgeçmiş hazırladığı yönünde bir şüphe uyandırıyor tabii ki de bu. İmamoğlu'nun açıklaması gayet net ki, netti, başarı, beceri ve liyakat bizim önem verdiğimiz şeyler olacak dedi. Ancak şu anda 40 bini aşmış durumda hakkında atılan tweetler ve çok da tartışılacağı benziyor. Tekrarlamak gerekirse Bahattin Yetkin'in özellikle Twitter paylaşımları ve Twitter beğenileri çok fazla eleştiri konusu oldu. Bunun dışında da geçmişte 2000'lerin başında AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapması, 2011'de milletvekili adayı olması AKP'den ve Fakıbaba döneminde Şanlıurfa Belediyesi'nde Bilgi İşlem Daire Müdürlüğü yapması en fazla eleştiriler arasında. Şimdi yorumunu da merak ediyorum. Dediğin gibi İmamoğlu bugün sahip çıktı. Peki
İmamoğlu sonuna kadar baskılara göğüs gerer mi? Senin yorumun nedir? Yani bugünkü hava biraz o yönde. Aslında ilk defa İBB'de İmamoğlu görev başlıktan sonra ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Aslında yeni bir belediye başkanı, hani 23 Haziran'da göreve başladı, mazbataya alması biraz daha geç sürdü ve 40 günü tamamlamak üzere sadece İmamoğlu ve ilk defa böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kalıyor. Ne yapacağı kesinlemez tabii ama bugünkü açıklaması arkasında olduğunun ve aslında yetkini savunan bir açıklamaydı. Ama şunu da şer düşmek lazım. Öne sürülen özgeçmişte yetkinin AKP'de görev alması belirtilmediği için hani İBB'nin de bunun bildiği ve İmamoğlu'nun da aslında buna bir ön aldığı şüphesi uyandırıyor. Peki Fırat Fıstık, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, şimdi ekonomi yöntemiyle devam edelim güne bakışa. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda baş ekonomist Hakan Kara'nın da aralarında bulunduğu 9 üst düzey bürokrat görevden alındı. Bankanın araştırma, bankacılık, risk yönetimi ve kurumsal dönüşüm birimlerinin başındaki isimlerin de görevden alınanlar arasında olduğu belirtiliyor. Görevden almaların nedenine ilişkin Merkez Bankası'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. 6 Temmuz'da da TCMB eski başkanı Murat Çetinkaya görevden alınmış, yerine Murat Uysal getirilmişti. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Dr. Pınar Özlü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter, Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Gülsay'ın, Kurumsal Dönüşüm Koordinatörü Zafer Orhan, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürü Mustafa Begün, Operasyon Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürü Mehmet Sercan Arslan ve Çetinkaya'dan önce göreve getirilen baş ekonomist Doçent Dr. Ali Hakan Kara. Konuyu Tamer Durağ değerlendiren Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, bu kararlar %100 doğru olsa da piyasa bunu sorguluyor dedi. Yapılan tasarrufların hepsi %100 doğru da olsa, yerli yerinde de olsa, hiçbir yanlışlık yapılmamış da olsa ki bir an için böyle olduğunu varsayalım. Fakat içinden geçmekte olduğumuz şartlarda, koşullarda piyasada Merkez Bankası'nda olan biten bu olaylar konusunda tabii bir algı var ve bu algının da bir sonucu var. Velev ki tekrar ediyorum, alınan kararlar %100 doğru olsa, yapılan görev değişiklikleri tam isabetli de olsa ama piyasa bunu sorguluyor. Niçin bu böyle oldu? Önce başkan değiştirildi, arkasından Merkez Bankası faiz indirdi. Acaba bu faiz Merkez Bankası elindeki veriye bakarak ama verilir mi şimdi hiçbir şeye bakmadan kendi iradesiyle, kendi değerlendirmelerini mi yaptı, yoksa siyasi bir tercihle mi yaptı? Arkasından bir de burada 8-9 tane genel müdürün görevden alınması, idari yapıda bir takım düzenlemelerin olması tabii bir takım geleceğe yönelik soruları sorduruyor. O nedenle ben bunu kısaca özetleyecek olursam, Merkez Bankası önemli bir iletişim sınavından geçiyor. Bu iletişim sınavını şu ana kadar başarıyla verdiğini söyleyemem, açını söylemek gerekirse. Berlanke'nin bir sözü var, hatırlar mısınız bilmiyorum. Merkez bankacılığı dediğiniz şey %98'i konuşma, geriye kalan %2'si de teknik bilgi vesairedir. Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Kürt sorununu çözmeye hazırım, devlet de gereğini yapmalıdır diyen Öcalan'ın açıklamalarını Bediran Muhsin Aybar, Barış Vakfı yöneticisi Hakan Tahmaz'la konuştu. Tahmaz, açıklama Suriye ile ilgili bir mesainin yapıldığını gösteriyor dedi. Şimdi bir başka önemli nokta Özal kararlılığı vurgusu ve Özal dönemine vurgu. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Bunu tabii şununla birlikte yapıyor. Ben çözüme hazırım. Bir hafta içerisinde çatışma hali durumundan çıkabiliriz. Ben hazırım. Ve burada vurgusunun yaptığı nokta Özal'la dair Özal dönemine gönderme yaparak Özal dönemindeki gibi güçlü bir siyasi irade olmadı. Hatta daha açık belirtim bir biçimde ben hazırım çözüme. Devlet de devlet aslında gereğini yapmalı. Bu bakışın şu sonucu çıkıyor. Yani verilecek yol
konusunda bir mutabakatın oluşmadı. Yani Öcalan'la görüşmeler konusunda bir mutabakın oldu. Onunla belirsizliğin olduğu, Öcalan'ın bir beklenti içerisinde olduğu, bir devletten bir beklenti içerisinde olduğu. Şimdi bu ben hazırım cümlesi ne kadar gerçekçi onu bilemiyorum. Çünkü geçmişten farklı olarak bizde görüşmelerin sonuçları yansıtıyor. Görüşmelerin içeriğiyle ilgili çok detaylı bir bilgi yok. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz Profesör Mesut Yeğen. Hocam hoş geldiniz. Evet, Abdullah Öcalan yeniden avukatlarıyla görüştü. Avukatları aracılığıyla da açıklamalarda bulundu. Gelin Kürt sorununu çözelim. Kürt sorununu çözmeye hazırım. Devlet de gereğini yapmalıdır dedi. Bu özetin özeti. Bir yandan da bu hafta Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeyle ilgili görüşmelerine tanıklık ettik. Bunun sonucunda da bir anlaşmaya varıldığı açıklansa da detayları henüz bilmiyoruz. Biraz muğlak kaldı. İkisini üst üste koyduğumuz zaman nasıl bir zamanlamada gelmişe benziyor Öcalan'ın açıklamaları ve siz nasıl okuyorsunuz? Şimdi iki gelişmenin birbiriyle bağlantılı olduğu muhakkak. Yani bu kadar tesadüf olamaz. ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Öcalan açıklamasının gelmiş olması. İkisini birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye ile PYD arasında işte ABD'nin arabuluculuğuyla ya da aslında Türkiye ile belki ABD arasında Suriye Kürtleri hakkında bir uzlaşmanın oluşmakta olduğunu gösteriyor bu iki gelişme birlikte okunduğunda. Peki ama nasıl olabilir? Onu size sormak istiyorum. Bir yeniden çözüm süreci şeklinde mi, daha önce şahit olduğumuz bir duruma mı andırır bu, yoksa yepyeni bir durumla mı karşı karşıyayız sizce? Şimdi yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuz açık. Yani buradan Türkiye'deki muhtemel bir çözüm süreci nasıl gelişir vesaire, bunları konuşmak için henüz erken. Öncelikle Suriye ayağında bir takım uzlaşmaların oluştuğu belli oluyor. Şimdi geçen günlerde bağlanan bu anlaşma Suriye'de benzeri bir sürü anlaşmaya rağmen bana kalırsa daha kuvvetli bir zemine oturuyor. Çünkü önceki bir sürü anlaşma hatırlayacaksanız uzun vadeli olmadı ve bir süre sonra taraflar uzlaştıkları konulardan uzak yerlere düştüler. Fakat bu kez farklı bir durum söz konusu Türkiye, ABD ve PYD arasında. Görünen o ki Türkiye Fırat'ın doğusundaki PYD varlığının tümden ortadan kaldırılması fikrinin gerçekçi olmadığını biraz idrak etmiş durumda. Daha doğrusu en son bu senaryoyu zorladığında büyük bir ihtimalle görüşmelerden ABD'nin buna izin vermeyeceği şeklinde bir kanaat oluşmuş durumda. Bu da şunu gösteriyor, yakın zamana kadar şöyle bir tereddütlü durum vardı. Türkiye bölgeye, yani Fırat'ın doğusuna müdahale ederse ABD bunun karşısında ne yapacak? Çünkü ABD'nin Türkiye'ye izin vermesi halinde ve hele de Fırat'ın doğusundaki hava sahasını Türkiye'nin kullanmasına izin vermesi durumunda PYD'nin Fırat'ın doğusunda uzun süre tutulmasının mümkün olmadığı aşağı yukarı belliydi. Fakat şimdi bu yeni durumla birlikte şunu anlamış durumdayız ki galiba Fırat'ın doğusunda PYD varlığı bir şekilde devam edecek. Ama PYD varlığının yanına galiba bir Türkiye varlığı, bir ÖSO varlığı iliştirilecek. Dolayısıyla benim anlaşmadan hani çıkarım yapmak için henüz biraz erken olabilir. Ama çıkartabileceğim en temel sonuç şu. Fırat'ın doğusundaki iki Kürt kantonunun yanına galiba bir ÖSO kantonu geliyor. Anlaşmadan okuduğum bu. Şimdi bu Fırat'ın doğusundaki muhtemel uzlaşma ya da muhtemel uzlaşmanın ana hatları. Bu eğer uzlaşma iki taraf içinde kabul edilebilir, sindirilebilir bir şeyse ve sürdürülebilir olursa bunu muhakkak Türkiye'ye, Türkiye'deki müstakbel çözüm sürecinde de bir aksi olur. Ama galiba Suriye'deki yeni durumun bağlanması için, kesinleşmesi için öncelikle bir Öcalan'ın müdahalesine ihtiyaç duyuldu. Bu da ne anlama geliyor? Şu olsa gerek, Öcalan'ın müdahalesi olmadan PYD ile Türkiye ya da PYD-ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın kuvvetli bir yerine oturması çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Öcalan'ın dahili ilk etapta Suriye'deki
işte Türkiye PYD anlaşmasının bir yerleşmesine hizmet edecek gibi görünüyor. Bunun aksine de muhakkak işte Türkiye'de herhalde bir başka bir biçimde bir çözüm sürecinin gelişmesine hizmet edecek gibi görünüyor. Peki şunu da sormak isterim. Şimdi Suriye konuşuyoruz ama bir yandan da Irak var, Kandil var. Burada Kandil'in devreden çıkması gibi bir pazarlık ihtimaller dahilinde mi sizce? Öcalan'ın dahili olmasaydı bu dediğiniz düşünülebilirdi ama Öcalan dahil olduğuna göre Kandil'in bu işin dışında tutulması biraz zayıf olasılık görünüyor ama nasıl içinde tutulacağı ayrı bir mesele. Bir ihtimalle nasıl içinde olacağı işte Öcalan, Türkiye, PYD, ABD bunlar arasındaki görüşmeler neticesinde belli olacak. Şimdi spekülasyon olsun diye sormuyorum, merakımdan soruyorum. Şimdi Fırat'ın doğusundaki bir uzlaşma, siz de az önce söylediniz, içeriye de mutlaka yansıyacaktır diye. Fakat baktığımız zaman içerideki dengelere, Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ittifak yapıyor ve milliyetçi bir söylemle ilerliyor bu ittifak. Bir kere bu söylemin değişmesi, bunun dışında birçok uygulamanın değişmesini mi beklersiniz? Çok kökten değişimler mi yaşanır içeride? Yani bu türden bir şey başlarsa o zaten dolaylı olarak gerçekleşir ama şunu görmek gerekiyor. AK Parti MHP ittifakı dediğimiz ittifak bu haliyle 2023'te Erdoğan'a başkanlık ve parlamentoda çoğunluk getirmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla zaten mevcut güç matrisinden çıkma ihtiyacı en fazla AK Parti MHP'nin ihtiyacı olmuş gibi görünüyor. Çözüm süreci buna nasıl hizmet eder, bunun önünü açar mı? Henüz bunu konuşmak için erken ama mevcut milliyetçi bloklaşmayla 2023'e gitmek AK Parti açısından artık çok akılcı görünmüyor. Kaldı ki dediğiniz Türkiye siyasetinin bir verisi ama bir başka veri de şu ki AK Parti ile HDP arasında son zamanlarda en azından beklenildiği kadar sert olmayan bir ilişki olduğu söylenebilir. Ya da hani Suriye'de bugün olan bitenin haricinde başka bir sürü işaret daha Türkiye'de Kürtlerin etrafındaki işte 2015'ten beri yürüyen statükonun yürümeyeceğine delalet ediyor. Neyi kastediyorum? İşte hepimizin bildiği seçimlerden önce başlayan Öcalan görüşmeleri. Ki bunun hani Suriye ile ilgili olacağı daha önce de kuvvetle vurgulanmıştı. Ama bunun haricinde yakın zamanda HDP tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir meeting. Son zamanlarda HDP'liler tarafından yapılan işte hükümeti de kale alırız ya da muhatap alırız türünden açıklamalar. Ya da yeni anayasa etrafında başlayan bir tartışma. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde yani örgütlenmiş, başlanılmış bir çözüm süreci olduğunu falan iddia etmiyorum. Kimse de herhalde böyle bir şey söylenmiyor. Ama 2015'ten sonra oluşan statükonun yavaş yavaş çözülmeye başladığının işaretleri bunlar. Bu çözülme sürecinin üzerine de bir yeni çözüm süreci inşa edilebilir gibi görünüyor. Mesut Yani çok teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Ruşen Çakır bugün Medyaskop özel yayınında avukatlarıyla görüşen Abdullah Öcalan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Ruşen Çakır, devletin Öcalan'ı tamamen istediği gibi kullanma ihtimali zayıf dedi. Yapıyor. Çok zor bir denklem var ve burada yeniden Öcalan'ın bir şekilde devrede olacağı, Öcalan faktörünün bir şekilde yeniden devrede olacağı ve Amerikalıları karıştırmadan bir formüller olup olamayacağı meselesinin akıllara gelmiş olduğu kanısındayım. Ama bu çok zor bir süreç olacak. En son yaşanan seçim skandalı diyelim, bir hezimet oldu. Onu aslında böyle olacağı belliydi, hatırlayanlar olacaktır. Bu silahın ellerinde patlayacağını o gün, Öcalan'ın açıklamasının, seçim açıklamasının yapıldığı gün, bu şekilde yorumlamıştım. Nitekim böyle oldu. Öcalan meselesi Ankara'nın sandığı kadar, Öcalan faktörü Ankara'nın sandığı kadar kolaylıkla kullanabilecekleri bir faktör değil. Yani
Öcalan'ı kullanarak Kandil'i etkisizleştirme, geri planda bırakma, Öcalan'dan bir takım kendi lehlerine tavizler koparabilme gibi hususların o kadar kolay olmadığını bence yaşayıp gördük. Bunu da en iyi bilenler herhalde onunla doğrudan ya da dolaylı olarak görüşen devlet yetkilileridir. Dolayısıyla Öcalan öyle bazılarının resmetmeye çalıştığı gibi Ankara'nın her dediğini yapan, yapmaya hazır bir kişi olduğu kanısında değilim. Güne Bakış devam ediyor. Medyaskop açık oturumunun 203. bölümünde Alpan Telek konukları Cihan Uzunçarşılı Baysal, Bahadır Özgür ve Hayri Kırbaşoğlu ile Türkiye'de siyasetin gündemini oluşturan Kaz Dağları'ndaki maden krizini çevresel, dinsel, siyasal ve ekonomik yönleriyle ele aldı. Programın konuklarından Bahadır Özgür, yeni bir ekonomik birikim aracına ihtiyaçları var. Ellerindeki tek şey yer altındaki maden zenginlikleri ve yer üstündeki ormanlar dedi. Birincisi bu. İkincisi niye bu kadar çok arttı, bunu sormamız lazım. Yani son zamanlarda niye bu kadar çok pervasızlaştılar? Göz göre göre niye bunu yapıyorlar? Çünkü Türkiye'deki ekonomik sistem bir krize girmiş durumda. Bu ekonomik sistem daha önce dış borca dayalı, dış finansmana dayalı bir inşaat ekonomisi üzerinden yükseliyordu. Bu inşaat ekonomisi etrafından servet transferi yapılıyordu, kaynak transferi yapılıyordu. Onun üzerinden siyasi iktidar kendi popülist politikalarını uygulayabiliyordu. Ama o sistem krize girdi, ağır bir krize girdi 2013'ten itibaren. O sistem artık yeni para üretemiyor, yeni kaynak üretemiyor. Dolayısıyla en hızlı şekilde bu servet transferinin devam edebilmesi için hem şirketlere hem yurt dışına hızlı bir şekilde yeni bir ekonomik birikim manevrasına ihtiyaçları var. Bunun için de ellerindeki tek şey bu madenler, yer üstündeki ormanlar, yer altındaki maden zenginlikleri. O yüzden böyle pervasız bir şekilde, hızlı bir şekilde buraya hücum ettiler ki. Çünkü madenler şöyle bir şey sağlıyor. Şu anda hiçbir şekilde dışarıdan finansman sağlayamadığın için ancak madenlerini sataraktan büyük tekelleri ülkene çekebiliyorsun. Böylece ihtiyacın olan kaynağı buradan sağlayabiliyorsun. Bir, ikincisi beslenen gereken kendi etrafına kümelenmiş şirketleri bunların taşeronu yaparak besleyebiliyorsun. Üçüncüsü, Türkiye'de şu an üretim sektörleri çöktüğü için sermaye birikimi tıkanmış durumda ve bu şirketlere, büyük şirketlere bir kaynak transferi lazım. Koç'la Eczacıbaşı niye madencilikte bu kadar ısrar ediyor? Buradan görüyoruz. Bunlar da bu şekilde madenleri şu anda hızlı bir şekilde, engelsiz bir şekilde servet transferi kaynağı olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu bir, Cihan Hoca çok doğru söyledi. Bu küresel ayakları güçlü olan ama içeride de sadece çevreyle, ağaçla, ormanla sınırlı olmayan yerli şirketlere, siyasi iktidara, buradan beslenen bürokrasiye uzanan bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Kaz Dağları'nda kurulan altın maden ocağına karşı yürütülen su ve vicdan nöbeti 15. gününde su ve vicdan nöbeti komite sözcüsü Pınar Bilir, bölgedeki çadırlı nöbetin sonuna gelindiğini söyledi. Ancak nöbet tutanlar bu kararı tepki gösterdiler. İbrahim Yayan'ın haberini izliyoruz. Buradayım çünkü ülkesel olarak biz bir zorbalık döngüsüne girdiğime inanıyorum ben. Yani bu zorbalık derken çevreye karşı var, insana karşı var, hayvana karşı var. Biz de şu anda çevreye karşı olanla karşı karşıyayız. Burasının bu kadar ses getiriyor olmasının en büyük sebeplerinden birisi de diğer verilen ruhsatlı yerler için bir model olması ve durdurulması. Diğer çalışmalar da başladığında bizim burada yaşanılan bu Kaz Dağları bölgesinde çok geri dönülemez bir hasar oluşacak. 8 yıldır bu dağlarda hava soludum, su içtim. Buradan üretilen ürünlerle beslendim. Yani benim bu dağlara borcum var. Şimdi dağlar hançerlenmeye, işte burada görüldüğü gibi bu dağ hançerlenmeye çalışılıyor. Ben de kendimi görevli sayıyorum. Gelinen noktada Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar su ve vicdan nöbetimize ve bölgede konaklamak üzere katılım göstermektedirler.
mevcut alanın fiziki koşulları bu kadar büyük bir talebi karşılayamayacak durumdadır. Bu yetersiz fiziki koşullarda yangın riski artmış, konaklayan insanların can ve mal güvenliğini koruyacak sınırları aşmıştır. Kirazlı Balaban mevkiindeki su ve vicdan nöbeti alanında çadırla konaklama yapılmayacaktır. Biz burada var olan gerekçelerle buradaki çadırların kaldırılması kararına karşı burada ortak bir şekilde ne yapacağımızın kararını vermemiz lazım. İnsanlar buraya konaklamaya hala gelme talebinde bulunmaktalar. Binlerce kişi hafta sonu geleceğini söylüyorlar. Burada öyle bir çadır alanı yoktur. Onların güvenliğini sağlayacak bir mekanizma da yoktur. Bu kadar insan, bu kadar fedakarlığa rağmen kendi başınıza bu kadarı almaya hakkınız yoktur. İzmir'den bir saat mesafe kaldı şu anda buraya gelmeye. 200 çadır geliyor. Burada komitenin en ufak fuzuli bir şeyde bile bize fikrimizi sorarken bu kadar kritik bir konuda kesinlikle iki gündür ortada gözükmemesi ve son anda böyle bir açıklamada bulunması beni çok şaşırtmadı açıkçası. Gerekirse her ağaca tek tek sarılacağız, asla bırakmayacağız. Evet, İbrahim Yayan günlerdir Kaz Dağları'nda eylemleri yerinde takip ediyor. Hoş geldin İbrahim Yayan. Az önce senin yolladığın haberi de izledik. Bugün çeşitli tartışmalar da yaşanmış belli ki. Onunla başlayalım istersen. Oradaki problem eylemin nasıl devam edeceği üzerine mi? Evet, tam olarak böyle, eylemin nasıl devam edeceği üzerine. Burada bir komite var, daha önce de bahsetmiştik. Su ve Vicdan Nöbeti Komitesi Sözcüsü Pınar Bilir bugün bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasında gün içinde saat öğlen 12'de şehir merkezinde STK'larla beraber aldıkları toplantı sonucunda karar verdiklerini söylediler. Bu karar neydi? Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Burada çadırlı direnişin son bulacağı, gece nöbetinin son bulacağı şeklindeydi. Tabii bu kararı buradaki direnen, burada çadırlar kuran insanlarla danışarak almadıkları ortaya çıkınca buradaki insanlar da buna tepki gösterdi. Ve şu anda bir forum gerçekleşiyor. Bütün kamp sakinleri, komite üyeleri hepsi tek tek söz alıyor ve bir karara varmaya çalışıyor. Şu ana kadar dinlediğim kısmıyla iki farklı görüş var. Kimileri burada çadırların kaldırılması gerektiğini ve bu mücadelenin artık gelebilecek en üst seviyeye geldiği görüşünde. Bir diğer görüş ise burada henüz sonuç alınmadığını, hala maden ocağı çalışmasının devam edildiğini ve bu sebepten dolayı sonuç alına kadar burada kalınması gerektiği görüşleri var. Kısaca şunu da ekleyeyim. Pınar Bilir, komite sözcüsü, iki farklı koordinasyon merkezi kurulacağını söyledi. Biri şehir merkezinde, biri de bu maden ocağının yapıldığı Kirazlı Balaban mevkiinde. Burada tabii çadırlar olmayacak, koordinasyon merkezleri olacak ve ziyaret etmek isteyenler, buraya gelmek isteyenler bu koordinasyon merkezleri tarafından yönlendirilip maden ocağının yapıldığı alana götürülüp servislerle getirilecek şeklindeydi Burak. Şunu da sormak istiyorum. Şu an itibariyle biz çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak mesailer bitmiş durumda. Cuma akşamı Kurban Bayramı tatili de başladı. Önümüzdeki günlerde bu bayramda Kaz Dağları'ndaki kalabalığın artması bekleniyor mu? Böyle konuşmalara tanık oldun mu ve buna yönelik neler düşünüyor oradakiler? Evet Burak, burada bir artış bekleniyor. Hatta bu basın açıklaması yapıldıktan sonra tartışmalar geçti. Videoda da yer verdiğimi hatırlıyorum. Buraya bir saat mesafe uzaklıkta İzmir'den yola çıkan 200 kişilik bir grup da vardı. Bayramda da buraya gelecekler olacak. Bunun da bilgisi var. Ve komitede zaten bu sebepten dolayı burada çadırlı direniş kaldırıyoruz. Bu alan bu kadar kalabalığı kaldırmaz argümanıyla basın açıklamalarını savundu. Peki İbrahim Yayan, çok teşekkürler aktardıkların için. İyi yayınlar Burak. Evet, doğa tahribatına yol açma ihtimali bulunacak bir diğer karar da Kelebekler Vadisi ile ilgili. 95 yılından beri birinci derece doğal sit alanı olan ve her türlü yapılaşmaya kapatılan Kelebekler Vadisi'nin statüsü
nitelikli koruma alanı olarak değiştirildi. Medyaskop'tan Pelin Denizli'ye konuşan Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Saygın Güngör bu kararla birlikte Karadeniz'deki Ayder Yaylası sonucuyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Koruma amaçlı imar planları yapılmadan hemen yani burası yapılmaya imara açıldı demek ki biraz yanlış olur ama yani sonuçta birinci aşaması buydu. Birinci aşaması gerçekleşmiş oluyor. Yani ileride koruma amaçlı imar planları da sonuçta yönetmeliğe göre hazırlanacağı için önü açılmış oluyor. Korumasız hale gelmiş oluyor. Şu anda daha önce birinci derece doğasıydı. Şu anda nitelikli koruma alanında yani buradaki şey de ikinciye düşmüş oluyor. Bunda zaten şu anki mevcut yapılaşmaları da biraz yasallaştırma gibi. Kıyılarda yapılan bu bir işler falan tarzı şeyleri biraz da yasallaştırmaya yönelik bir çalışma gibi görülüyor. Yani insan girdiği müddetçe yapılaşma da olursa bununla beraber çok görüyoruz yani şu anda Karadeniz'deki Ayder Yaylası olsun işte Uzungöl katledildi yani. Bunun önünü açan bir çalışma olarak görüyoruz biz yani. Kaz Dağları'nda ve İznik'te madenlere karşı tepkiler sürerken Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı'nda da maden ocağı açılması planlanıyor. Medyaskop'tan Özge Açıkgül, Murat Dağı Yok Olmasın platformu sözcüsü Funda Öz Akçura ile konuştu. Akçura, Murat Dağı birinci derece deprem bölgesidir. Bu proje bölgenin deprem haritasını değiştirecek. Bu depremlerle yeraltı su kaynakları kaybolacak dedi. Şirket burada açık ocak ve patlatma yöntemi kullanacağını söylüyor. Çet sahası olduğu gibi olmaz. Toplamda 1000 hektarda yapılacak bu altın madeni ve Kütahya Orman Müdürlüğü'nden izinlerle buranın orman bahçesi kaldırılacak. Önce ağaçlar, binlerce ağaç buradan yok edilecek. İkincisi, altın rezervine ulaşmak için sıralı dinamitler patlatılarak yerin 460 metre derinine inilecek. 460 metreden itibaren altın ve gümüş bulunacak ve yerin belki de 1 kilometre derinine kadar inilmeye devam edecek. Biz burası kırık pay hatlarından oluşuyor demiştik. Bu sıralı dinamitler, ki binlerce dinamitten bahsediyoruz, 1000 hektar düşünün. 1000 hektarda 15 yıl boyunca patlatılacak dinamitleri düşünün. Bu dinamitler çaresiz bu dağda deprem pay hatlarını hareketlendirecek. Bölgenin deprem haritası değişecek. Burada sıralı arkası arkasına depremler olacak. Bu depremlerde yeraltı su yatakları kaybolacak, yok olacak. Gezi Parkı davası kapsamında 647 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın avukatları mahkeme heyetinin iki kez değişerek doğal hakim ilkesinin zedelendiğini, bu nedenle tutukluluk halinin duruşma beklenmeksizin kaldırılmasını talep etti. Osman Kavala'nın avukatları Köksal Bayraktar, Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukatların kamuoyuyla paylaştıkları metinde şu ifadeler yer aldı. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanmış olan müvekkilimiz Osman Kavala, kendisini savunabilmek için 19 ay mahkeme önüne çıkmayı beklemiştir. Tutuklanmasından 16 ay sonra hazırlanan iddianamede kendisine yöneltilmiş suçlamalara dayanak olabilecek hiçbir hukuki delil olmadığı ortaya çıkmıştır. Sayın mahkemenizin Osman Kavala'nın hukuksuz tutuklanmasına bir an önce son vermesi beklenirken, yargı sürecini etkileyen ve doğal hakim ilkesini zedeleyen bir şekilde davanın henüz başlangıcında iki defa mahkeme başkanı değişmiştir. Önümüzdeki celseyi yönetecek olan 3. başkan dosyayı yeni baştan incelemek durumunda olacaktır. Benzer şekilde iki defa da heyet üyelerinde değişiklik olmuştur. Müvekkilimiz ve diğer yargılananların mahkeme huzurunda yaptıkları savunmaların tekrarı mümkün olamayacağından yeni başkan ve yeni üye yargılama sürecinin son derece önemli bir safhasına iştirak etmeden dosyayı devralmış olacaktır. Osman Kavala'nın savunma hakkının evrensel hukuk normlarına uygun biçimde kullanılmasına imkan vermeyen tutukluluk halinin duruşma beklenmeksizin kaldırılmasını talep etmekteyiz. Halkların Demokratik Partisi Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu,
cezaevinde anneleriyle kalan çocukların yaşadığı ruhsal ve fiziki sorunları Medyaskop özel yayınında Canan Coşkun'a anlattı. Gergerlioğlu, bebekler, çocuklar kapıları yumrukluyor, ağlıyor. Bu kapı neden kapandı? Açın diyorlar. Anne bir taraftan, infaz korunma memurları bir taraftan ağlıyor dedi. Çocuklar tabii cezaevi ortamını anlayamıyorlar. Mesela kapılar kapanıyor belli bir dönem ve birçok kişiden bunu dinledim. Çok dramatik bir tablo. Bebekler, çocuklar gidip o kapıları yumrukluyorlar. Niye bu kapı kapandı anne diyor. Açın bu kapıları. Niye bu kapı kapandı diye ağlıyor ve anne bir tarafta ağlıyor. İnfaz koruma memuru bayan bir tarafta ağlıyor. Onları da dinliyorum. Bana geliyorlar diyorlar. Yani gerçekten biz her gün ağlıyoruz diyor. Yani infaz koruma memuru ise hanımlar. Dinledim kendilerini. Yani yürek parçalayıcı sahneler oluyor diyor. Biz de dayanamıyoruz. Çünkü çocuğun tabiatına uygun bir ortam değil bu. Ve mesela yine görüşlerde, kapalı görüşlerde birçok böyle sahne anlatıldı bana. Kapalı görüşlerde çocuk geliyor aylarca annesinden uzak. Zaten annesine sitemli, niye beni terk ettin? Hiçbir şey anlamıyor çocuk. Yani 7-8 aylık, 10 aylık bebekler bunlar. Niye beni terk ettin? Bakışları atıyor. Anne camın arkasında. Yavrum neredesin falan diye seslenmeye çalışıyor. İşte ses bir zorla geçiyor. Çocuk annesine hamle yapıyor. Arada cam var. Cama takılıyor ve annesine ulaşamıyor. Buna bozuluyor, ağlıyor ve odayı terk etmek istiyor. Bu tür sahneler, bakın çok dramatik sahneler, inanın ki çok çok üzücü sahneler biliyorum. Online taksi ve ulaşım hizmetleri veren Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet şirketi Uber, yılın ikinci çeyreğinde zarar açıkladı. 5.2 milyar dolar zarar eden şirketin kuruluşundan bu yana açıkladığı en büyük zarar. Piyasaya girdiği ilk yıllarda hızla büyüyen ve devamlı kar açıklayan Uber'in gelir artışı yavaşlamaya devam ediyor. Şirket 2019'un ikinci çeyreği boyunca önceki yıla göre %14 artışla 3,71 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelir, şirketin bugüne kadar yakaladığı en düşük gelir artışı oldu. Mayıs 2019'da hisseleri 82,4 milyar dolarlık rekor bir satış rakamıyla Uber'in halka arzı, borsa tarihinin en büyük satışlarından biri olarak görülüyor. Ancak açıklanan zararın ardından şirketin hisse senetlerinde çarşamba günü %6'lık bir düşüş yaşandı. Uber yatırımlarını genişletmeye ve Uber Eats gibi yük taşımacılığı gibi yeniliklerle pazar payını genişletmeye çalışsa da dünya genelinde ortaya çıkan yeni şirketlerle de rekabet etmeye çalışıyor. Özellikle Lyft gibi şirketlerin dünya pazarına girişleri şirketin karlılık oranlarını ciddi şekilde etkiliyor. Çin'de ise Didi isminde yeni bir online ulaşım uygulaması piyasaya sürüldü. Dün akşam oynanan Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Türkiye temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'dan galibiyet gelmedi. Dün akşam 19'da başlayan Sparta Prag Trabzonspor karşılaşmasında Trabzonspor 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı ve 85. dakikada Ekuban, 89. dakikada Charlotte'un golleriyle mücadeleyi 2-2 tamamladı. Rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak. İlk kez katıldığı Avrupa serüveninde 3. ön eleme turuna kadar yükselen Yeni Malatyaspor, Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Partizan'la karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 yenik tamamlayan Yeni Malatyaspor turu zora soktu. Rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanacak. Güne bakışın bu haftalık sonuna geldik. Sırada Kürtçe haber bültenimiz Kurt Ayf'te var. Onun ardından Fransızca haftalık bültenimiz Seth Sömen an Türkiye. Onun ardından da haftalık İngilizce haber bültenimiz This Week in Turkey'yi izleyebilirsiniz. İyi hafta sonları, iyi bayramlar.